Şimdi şöyle bir şey var. Ben böyle takıldığım bir mesele bu. Yani sinemada, edebiyatta, resimde, heykelde insan hatta belki yaşı geçtikçe, daha çok öğrendikçe, daha fazla ürettikçe daha kaliteli, daha kalıcı işler filan üretiyor. Ama müzikte sanki böyle bir prime time mı var? Yani böyle bir insanın böyle bir ya, spordaki gibi böyle bir yaş haddi var sanki. Böyle en popüler olduğu bir zaman, bir dönem oluyor. Ondan sonra bir rutine bağlanıyor bu iş. Ve hep o dönem ürettiğine yaslanarak gidiyor. Bu birçok, dünya çapında birçok insan için geçerli bu söylem. Evet, elbette çok... buna uymayan bazı örneklerden bahsedilebilir. Ömür boyu üretimi sürüyor, sürmüyor değil ama en popüler oldukları bir dönem var. Müzikte niye böyle acaba? Valla çok şahane bir tespit. Benim de biraz yaralı olduğum bir yer çünkü çok doğru. Yani şimdi geçmişte kendi biyografisinde ya da külliyatında 10-12 albüm bırakmış birisi olarak söylüyorum. Bir avantaj olarak görünüyor bu. Yani onun işte kemikleşmiş bir dinleyicisi var deniyor. Aslında tam da senin gibi yorumluyorlar. Eski albümlerdeki tadı bulamıyoruz. Çok duyduğum, okuduğum bir şey. Hani bu albüm için çok fazla okumadım. Ama biliyorum ki bir algı var kafada. Ha, Feridun Düzarç deyince bir şey canlanıyor ve onu aşacağımız, onu değiştirmiş olacağımız ihtimalleri göz ardı edilerek belki dinlenmeden hiçbir şey onun bilmem işte falanca nadası kadar, Alev Alevi kadar güzel olamaz filan denilerek böyle bir tufaya geliyor tribünleriyle konuşunca. Bu albümle ilgili çok olmadı ama oluyor. Ya biz gerçekten değiştirmeye çalışıyoruz. Ama senin dediğin de var yani evet. Bir dönem ki ışıklarına ve o dönem üretmiş olduğu tırnak içinde bestseller olmuş yaslanılarak giden kariyerler de var, giden yolculuklar da var ama hep arayarak, değiştirerek, bularak, başkalaşmaya çalışarak yapanlar da var. Benim bu son işte ona özel albümüyle ilgili okuduğum en şahane yorum o gerçekten. iTunes'a yazılmış bir yorum. Kendi kredisine güvenerek alışa getirdiği şeyleri yapmak yerine İşte bir çok farklı bir sound'da bir şarkı denedik bu albümde. Benim inandığım bir sound'u. O şarkının adını vermişti. Pişmanlık Sineması gibi çok acayip bir dünyanın şarkısını da üretebilmiş olmasını çok önemsedim yazmış. Yani bir müzik eleştirmeni tadında ve bakış açısıyla yazılmış bir şey. Çok mutlu oldum. Ama tabii senin sorduğun şey de var. Ben de onun yeri tüm hakları yalnızıma aittir. İşte köprüden önce son çıkıştır. Doğrusu ben albümlerden sonra ilk ekşi sözlüğe bakıyorum. Yani benim her zaman referansım ekşi sözlüktür. Hiç şaşmıyor. Tabii ki şimdi ona özel de ekşi sözlükten okuyorum. Çok güzel şeyler var sağ olsunlar ama şimdilik mesafeli duran, işte acaba yine kendini tekrar mı etti? Dinlemek istemiyorum, yıkılmak istemiyorum. Onun güzel bir albüm yapmış olmasını istiyorum tadında. Çok çekinceli şeyler de var. Çok güzel yorumlar da var. Ama hiç şaşmıyor yani. Ne yaptın peki sen ağdalı ağdalı anlatıyorsun da sen ne yaptın dersen ben Flu'dan itibaren 2013'teki Flu albümünden itibaren şu şairlik meselesini bir rendelemek istedim. Az söz çok müzik. Çünkü zaten sorunun girişindeki şey çok doğruydu. İnsan yaş aldıkça daha güzel şeyler üretir. Deneyim dediğimiz şey zaten bundan başka bir şey değildir. Yani hayat seni ne kadar az şaşırtıyorsa hayata dair o kadar lafın birikmiş demektir. Bunu da yazarsın, çekersin, yontarsın, neyse. Ben bu şairlik işini gerçekten bile isteye rendeledim yani. Çünkü zamanın ruhu, sözün önemi, dokunma hızı. Bugün öyle bir dünyaya albüm yapıyoruz ki işte bir linke yüklüyorsun evrende, uzay boşluğunda bir yere ve iki gün sonra yenisi istenebilecek bir hale geliyor. Hani ben Adana günlerinde çok, yine Mazhar Fuat Özkan üzerinden anlatalım.
albüm kasetlerin arkasında telefon numarası olurdu, depolar olurdu. Müzik dergilerinden onları bulurduk. Oraları arardık. Şu dükkana gidin derlerdi. 10 gün sonra o dükkana giderdik. Daha gelmedi derlerdi. Bir 10 gün sonra bir daha giderdik. Alırdık, almazdık. Kapak açardık böyle. İşte sözlere bakardık. Evet, evet. Koklardık. Ben koklardım. Şimdi işte Apple Müzik'ten, iTunes'dan indir, Spotify'a gir, dinle. 20 saniye dinlersen count yazıyor. Abiye para yazıyor. Eyvallah da. Ama hani onu sindirme zamanı yok. Yani. Bir anket yapılmış. İnsanlar çektikleri fotoğrafların %4'ü geriye dönüp fotoğraflarına bakıyormuş filan. Yani uzay boşluğuna gigabaytlar savuran bir zamanda yaşıyoruz. Hani o zamanı üretiyoruz ve de. O zamanı üretiyorsun. Bir de ben neden 4 yıl bekledin diyorlar. Gerçekten bugünün müzik sektörü içinde bana ne ihtiyaç var ki? Çok düşündüm. Yani aldım kendimi karşıma ve sordum hani sen olmasan ne olur ki dedim ve evet hayat akıp gidiyor. Ya o öyle, bu dönem ama yaşadığım başka şeyler de vardı. Bir hani siyaseten de işte yaşam modelleri üzerinden bu ötekileştirme, bu polarizasyon içinde kalbimin kırılmışlığı da vardı. E bilirsin çabuk küserim. O yüzden sustum. Yani bir de hani günün sonunda kendi kalp ağrılarını yazan bir adamım. E bugün hani asla gerçekliklerini sorgulamadım o milyon tıklanmalı şarkılara bakınca, bir de dönüp kendine bakınca, ne yazdığına bakınca, insanların müzikle ilişkisi senin benim gibi değil ki. Hani insanlar seyahat ederken kulağına güzel bir şey gelsin istiyor, eğlenmek istiyor. Hip hop ben dinlerim arada, tahammül edebildiğim kadar. 5 yıl önce bu ülkede çok önemli bir televizyon, işte Acun Ilıcalı'nın yarışma programıyla duyulmuştur. O zaman Ceza vardı, Sagopa vardı, Ege Çubukçu vardı. Adını unuttuklarım varsa affetsinler. Ama şimdi önce Acun Ilıcalı ve yarışmasının etkisi. Sonra da son 2-3 yıldır neredeyse bütün Türkiye'nin izlediği, bu tabancalı tüfekli varoşu anlattığını iddia eden dizilerle beraber şimdi başka bir trend oldu. Aynısının avantajını da yaşadık 2000'lerde. İşte bu orijinal altyazılı belki biraz da ondan çok satmıştır. O dönemde alternatif mahallenin çocukları olarak bizler bu işten faydalandık. Çok değişiyor ama bu tüketim hızı, bu yani bu devirde böyle eski organik bağlarla ve hislerle albüm yapan ben gibi şarkı yazarlarının biraz soluklanması hiç değilse benim bakış açımdan, hayatta durduğum yerden bana çok makul geliyor. 4 yıl biraz uzun muydu? Uzundu ama şunu da itiraf edeyim. Kimseye söylemeden ben bir daha albüm yapmayacağıma kendimi inandırdığım gibi müzisyen dostlarımı da inandırmaya başlamıştım ki zaten oradan bir infial oldu. Asla buna hakkın yok dendi. İşte tekrar yıllar sonra depresyondayımın bir şeyi gibi, ne denir, dejavüsü gibi Mehmet Esen bir şiir daha verdi. Müzisyen dostlarım inanılmaz şarkılar gönderdiler. Yavaş yavaş böyle yeniden söze inanmaya başladım. Aradan geçti, bu albümü çıkarabildik, üretebildik ya da post edebildik hani. Ya şimdi öyle bahsettiğin o dünyaya şarkı yazmayacaksın da ne yapacaksın peki? Ondan ötesi de ya, yani hiç olmazsa bir şey bırak. Fazla bir ekstra yani doz aşımı bir hassasiyet bu. Ben hep böyleydim ama yani ben hakkaniyet duygusunu fazla sorgulayan bir adamım. Hani öyle yapınca da biraz reflekslerim azalıyor. Manasız bir küskünlükmüş, attım, öyle değilim. Yani bu hani bıraktım filan, küstüm, oynamıyorum, beni dinlemiyorsunuz falan değil. Gerçekten öyle duygular değildi. Şimdi gayet sakin. Konserlerimize gidiyoruz. Çok da iyi gidiyor aslında. Hani kendi jenerasyonu içinde sayıca bayağı çalıyoruz, söylüyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu işte geçmişte nasıldı bu iş? Biz analog dünyanın çocukları, şimdi bir dijital göçebelik gibi bir kavram da var. Bizler dijital çağa göç etmiş bir şekilde göçebeliriz aslında. 94-95 civarı bir yerde ben bir gece bir MP3 indirdim. Tabii 6 saat falan sürdü bir tane şarkıyı indirmem. Ve dehşete düştüm. Dünya nereye gidiyor diye. Ben o şarkıyı
Pink Floyd şarkısını, muhtemelen bir Shiver Here'di. Bir Pink Floyd şarkısını hiçbir şey ödemeden bir kanaldan kendi bilgisayarıma aldım ve dinleyebiliyor hale geldim. Ve o gerçekten o zaman dedim ki bu iş başka bir yere gidiyor. Acaba biz ne yaparız bu tür bir dünyada dedim. O savrulma çok uzun yıllar sürdü. 2000'lere geldiğimizde artık MP3 müzik piyasasının tamamını darmaduman etti. Ortalama 500 firma kadarın 450 tanesi battı. Bir de üstüne zaten bu korsan dünyası vardı. Mesam'ın önünde korsancı tezgahı vardı. Yani Mesam'dan çıkıyordun, abiden müsaade istiyordun, arabana biniyordun. Yani korsan satıyordu. Evet, çok ironik, komik, dramatik durumlardı. Onda birine falan düştü birkaç sene içerisinde. MP3'ün böyle daha hızlı download edilebildiği an geldiğinde onda birine falan düştü satışlar. Ve müzik sektörü tamamen darmaduman oldu. Orada hepimiz bir çok ciddi savrulmalar yaşandı. Ama günün sonunda, bugün günümüze geldiğimizde bu iş bir derlendi, toplandı. Yani korsan diye bir şey kalamadı, yok. Yani tamam, bedavası var, dinlenebiliyor bu iş. Ama yine de yani 14-15 liraya, haddi bilemediğin 20 liraya, ki bir albüm parası değil bu şu anda. Bütün dünyanın müziğini her istediğin anda, evet, her istediğin yerde dinleyebiliyorsun. Evet. Ve oralara gerçekten şarkı yapıyorsan, üretiyorsan, oralara şarkılarını yüklemek dert değil. Yeniden klip yapmak, tekrar çekmek, koymak dert değil. Bir günde bir şarkı aklına gelip kaydedip bütün dünyaya açılman dert değil. Bu büyük olanaklar da getiriyor yanında. Acaba zaten mecburen uyarlanıyoruz bu işe. Bunun da yaratıcılığımızı destekleyecek bir tarafı yok mu ya? Var, kesinlikle var. Yani ben kendi payımı bu geçiş dönemini yaşamaktan, iki çağa da tanıklık etmekten dolayı şanslı hissediyorum. Geçenlerde bir işte film setinde emekçilerle muhabbet ediyoruz. Ya bizim zamanımızda böyle miydi işte, bizden sonraki nesil falan muhabbetleri dönünce dedim bir dakika. Bugün doğan insanların bizim zamanımızda böyle miydi deme şansı kalmadı artık. Çünkü 2000'lerden itibaren yaşanan şey aynı. Hı hı. Ben tanıklık etmekten dolayı mutluyum. Şanslı hissediyorum. Birçok yöntemi değiştirdi, başkalaştırdı. Aslında sohbetimizin başında yine değindik ama bugün çok daha özgür ve bağımsız olarak üretebilir. Bugün ben bir şey olur, bir şarkı yazarım, gece yükleyebilirim ve yarın bambaşka bir hayata uyanabilirim. Tabii. Bazı aracı ve sanki onların tedrisatından geçmeden bu işler olmaz dünyaları da yıkıldı. Medyada buna dair imparatorluklar vardı işte. İşte reklam dünyasında buna dair bir şeyler vardı. Mesela hep bunu bir tespit olarak söylüyorum. Magazin dünyasının figürleri hala 2000 öncesi yıldızlarımız, starlarımız. Çünkü yeni insanların bununla bir derdi olmuyor. Yaptıkları işi tanıtmak için onu bir araç olarak görme gereksinimiyle tanışmamışlar. Böyle bir ihtiyaçları yok. Önlerinde bilgisayarları var ve post ediyorlar tırnak içinde. Aynı zamanda bu müzik sektöründe işte şirketler kapandı, o oldu, bu oldu. Ben de geldiğimiz gün itibariyle bağımsız dünyaya geçme yanlısıyım. Yani o gelenekten geliyorum işte. Bir yapımcımız oluyor, bize işte bir bütçe veriyor, albüm hazırlıyoruz filan. Hakları belli bir süre onda oluyor. Buna gerek yok artık. Yani bu da bir anlamda aslında milat oldu. Aslında sömürü ben diyebilirim şu anda Spotify'daki 10 albümün 3'ü mesela sömürü diyemem ama bayağı kanunen suç işliyorlar o insanlar, o albümleri. Ben hayatımı hiçbir zaman böyle konumlandırmadım yani. Onların yüzlerini söylediğim için suç işliyorsunuz. Bunlar benim çocuğumun hakkı. Ama buyurun yayınlayın. Şimdi bir düzene girdi. Komik olsun, biraz hava dağılsın diye anlatıyorum. 2000 yılında Universal Müzik'te sözleşme imzalamaya gittim. Güneş Ramazanoğlu, çok severim. Çok sevgili bir arkadaşım. O da o zaman şirketin müzik direktörü.
Sözleşme taslağı geldi. Madde 1. Bu albüm dünyada tüm gezegenleri içinde ve galaksinin her bilmem neresinde geçerlidir. Güneş dedim. Bunu kim hazırladı? Ya nereden bileyim ben şimdi? 1999 yılındayız. Galakside albüm filan ne? Aa öyle deme dedi. Bunu Sting istemiş dedi. O fikretmiş dedi. Dünyada müzik bir yere gidecek falan dedi. Ya hani Sting'i de severiz ama baba çok içmiş falan yaptım ben için bunlar. E nereden bilecektim ki bir gün şarkılarının YouTube'a koyacaksın. Oradan tıklanmalar olacak. Senin kimseyle tartışamayacağın ratingin olacak. Hemen söyleyeyim. Elon Musk, SpaceX bu şeyi Tesla'yı gönderdiler uzaya. Oradan müzik yayını yaptılar. Oradan yaptıkları yayının bütün dünyaya yapıldı. Telifini eğer orada Güneş Sistemi yazmıyor olsaydı anlamayacaktı. Evet, işte Güneş Sistemi de var, doğru. Öyle canım, ben de gelirken uçan araba haberi okudum. Tamam, yani bunları da göreceğiz hani. Ne kadar görebileceğimiz tartışmalı ama. Ya bugünün çağı filan hani toplumsal hayata dönük, insanların, bireylerin, ailelerin mutluluğuna dönük, çocukların ruh sağlığına dönük olarak eleştirilecek çok yanları var tabii ki. Ama kendi konumuza dönecek olursak, üreten insanlar için bir evren sundu. Yani bu bir evren. Şu gördüğümüz şey bir evren. Ürettiğini yaymak açısından çok enteresan enstrümanlarımız var. Çok güzel bir, bence çok başka bir çağa girdik. Dediğin gibi o biraz önce bahsettiğin Adana'da o çağda ürettiğimizi nasıl yapacağız işte, nasıl dağıtacağız, nasıl sunacağız çok büyük bir belaydı. Çok rahat yayabileceğimiz bir dünya ama işin yaratıcılık kısmıyla ilgili buna herhangi bir yeni model gelebilmiş değil. Yani bu teknoloji bize elbette bir takım olanaklar sunuyor. Daha iyi kayıt olanakları sunuyor. Daha iyi not etme olanakları sunuyor. Tabii bir takım olanaklar sunuyor elbette ama işin özünde yaratmak, yaratıcılık dediğin şeyle ilgili 30 küsür senedir işin bu. 30 küsür senedir bunu yapmaya çalışıyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun. Nasıl bir süreç bu senin için? Yani neler yapıyorsun? Bana tek kıyaşı oldu. Eskiden aklıma bir melodi falan gelirdi. Yani unutmayayım diye içimden not edene kadar, gitara ulaşıp çalana kadar mırıldanır durdum. Şimdi çıkarıyorum, ses kaydediyorum falan. Başka ne oldu? Hani bir ara kavga ediyordum ben bu teknolojiyle, itiraf edeyim yani. Hani şimdi stüdyoya gidiyorum mesela, istersen sana hemen arkadan üçlü beşli vokal verelim falan bilmem ne. Ya diyorum hani şarkı yazdırın kolaysa abi, hani şarkı yazsın. Yazıyorlar şimdi, yazanlar da var, yazıyor. Şarkı yazsın bari hani madem öyle. Bendeki şeyi ya biz gerçekten hala son derece hani sağ olsunlar bu albümün mutfağında birçoklarında olduğu gibi sevgili dostlarım var, işte Arıka'nın stüdyosu var, gayet tabii teknoloji var ama biz sanki hala işte eski stil yürütüyoruz yani beni çok... Eski stilin ne? Ne yapıyorsun? Ya bir şarkı yazma süreci sende nasıl çalışıyor? Ben yazıyorum, kaydediyorum. Onu soruyorum, nasıl yazıyorsun? Yani notlar mı alıyorsun? Bir parça geliyor, kendinden notlar kopyalar çekiyorsun. Orada bir şey yazmıştım, onu da bunun üstüne ekleyeyim. Burada bir ezgi vardı. O notları derleyip toplayarak mı çalışıyorsun? Evet. Notlar alıyorum. Önce sözleri bir şablona sokuyorum. Önce çünkü söz mü? Önce söz. Ya benim olayım o zaten. Yani önce söz. Başka zamanlarda benzer şeyler de yazmış oluyorum. O çok keyifli oluyor mesela. Orada bir eleme yapıyorum. Bu bir şey anlatıyor ya da bir yaraya dokunuyor dediğim anda bazen onları hani gitarla da kaydetmiş oluyorum. Toparlıyorum. Sonra hani kendimle ilgili en büyük şikayetim keşke onları düzenleyip yani son dinleyiciye ulaşacak hale getirebilecek donanımım olsaydı, doğrusu bunu isterdim. Aktaramıyor musun peki? O yani hissettiğin müziğini aktarıyorsun. Çok iyi aktarıyorum ki zaten aynı kadroyla çalışıyoruz. Öncelikli olarak Cengiz Köroğlu. Gerçekten çok müsterihen emanet ediyordum. Şimdi de başını Caner Perin çekti. İşte bizim zaten orkestramızı... Cengiz Can'a da evet, selamlar buradan. Orkestramızı teşkil eden benim ekiple yapıyoruz. Müdahil de oluyorum yani. Hı-hı. Organik müdahalelerim de oluyor. Eski stilden kastım bu. Yani
bir anda yazdıklarım da var tabii hani. İlham dedikleri şey o olmalı herhalde. Söz müzik bir anda yazdım. Çok olmasa da sayıca. İçimden şehirler geçiyor böyledir. Yeniköy böyledir mesela. Aşk çok uzak böyledir. Buralardan gitmeyi de öyle hani bir anda yazmıştım. Ama şeklimiz bu. Yeni albüme gelelim. Şimdi ona özel 10. albüm. Albüm isimleriyle ilgili aslında uzun uzun bir konuşulur. Feridun'un albüm isimleri, genel albüm isimleri şarkılardan bir tanesinin ismidir ya da belli bir konsepte dayanır ama Feridun'da hemen hiç öyle olmadı değil mi? Herhangi bir albüm şarkının evet. Adı herhangi bir albümün adı değil. Hiç i̇şte olmadı. Rahatsızlıktan herhalde. Burada yine ekşi sözlüğü alayım çünkü gerçekten çok seviyorum. Buradan selam olsun. Zaten yazarken şey diyorlar, Feridun abi burayı okuduğunu biliyoruz falan. Evet okuyorum. Seviyorum çünkü ama hakkımda yazılmış ilk şeye şiddetle itiraz ediyorum. Gerçi Ajan 1998'de yazmış, 99'da belki fikri değişmiştir. İlginç isim bulma canavarı evet. İşe yaramaz. Yani özellikle kendisine hala beni işe yaramaz bulup bulmadığını lütfen bir edit girip, güncel edit girip paylaşmasını rica edeceğim. Ama ya ilginç isim bulma canavarı olduğu için bir şey. Ya oraya kadar doğru. Hani canavarlıktan işe yaramaz kısmı hani sadece ilginç isim buluyor çıkarıyor sonu değil mi? Yani başka bir işe yaramıyor. Hani, öyle değil aslında abi. Askerde yazmışım. Beni rahatla dinleyin. Yani köprüden önce son çıkış İstanbul'a gelmişim Adana'dan kalkıp. İstanbul var o albümün içinde. Köprüden önce son çıkışın albüm kapağındaki tabela fotoğraf tabela da beraber çekmiştik onu da hatırlıyor musun? Bir adını hatırlayan bir arkadaşımız vardı. Şeyde Mecidiyeköy bağlantı yolunda şimdi. Evet evet. Şimdi Balmumcu Beşiktaş'a evet, zorluya yani. Çıkan evet, hani Levent'e dönen evet, Avrupa'dan Asya'ya geçerken hatta polisten de bir fırça yemiştik diye hatırlıyorum evet, ben. Evet, evet, İşi tehlikeye evet. Atıyorsunuz diye. Ve tüm hakları yalnızlığıma aittir. Evet gerçekten acayip bir isim ama şarkılarla düşünmek lazım. Oradaki dipteyim ben işte yalnızlığım sana emanet. Yeni bir albüm çıkartmış. Albümünde ne tür şarkılar var? Yeni bir albüm çıkartmış. Albümün adı ne acaba? Gibi evet. Bir hissiyat da. Konuşulan bir şey oldu. Bile evet. İste hani ben böyle takılayım da konuşsunlar değil bu. Bu organik bir şey yani içten gelen bir şeydi. Ona özel de bunu kırdık herhalde. Ona özel yani makul bir isim galiba. Ama sadece 10. stüdyo albümümüz olduğu için değil. Evet biraz öyle ama işte az önce de andım aslında. O inançsızlığımı, küskünlüğümü bertaraf etmekte çok büyük kıymetli katkıları olan bir sürü misafirimiz var bu albümde. Evet ilk defa senin dışında en çok şarkı olan... İçinde bu kadar az şarkımın olduğu ilk albüm çünkü yani bir yüzdeyi vurmadım ama %90'dır geçmişte kalanlarda. Ben çok beğendim albüm bu arada. Onu da söyleyeyim. Valla şimdilik hep güzel şeyler duyuyoruz. Bir kere Pinhani ve Peik var. Hangi şarkılar Pinhani ve Peik onları da söyleyelim. Pinhani'nin yeni bir şarkısı. Gözlerinden anlarım. Yeni daha hiç yayınlamadığı bir şarkı. Daha yayınlamadıkları aslında. Hatta kendi albümleri Yollar Bizi Bekler için düşündükleri onlar da benim eski hallerim gibi bir şarkı havuzundan seçerlermiş ki doğrusunun da bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere Sinanlar ya Pinhan ne yapsa çok beğeniyorum gerçekten hani Sertab Erener için yazdığı bir şarkı vardı ben 4-5 yıl önce Sinan lütfen bana da bir şey yaz demiştim. Tabii abi filan yapmıştı. Sonra gönderdi de bir şarkı. Ben işte nasıl bir hastalık haliyse beğenmemek değil de Feridun abi kullanmıyorsan biz kullanacağız bunu dedi. Kullandılar ve hit oldu o şarkı. Gidin diye bir şarkı yazmıştı. Peik var. Peik var. Peik gidin. Peik'in gidini var ve şu an itibariyle... Şahane şarkı. Evet. Yani şu an itibariyle... Tavsiye ediyorum dinleyin. Albümün hani elimizde çok bir şey yok aslında. İşte Apple Music, iTunes listeleri var. Dinlenme oranları falan var. Albümün en öndeki şarkısı aslında bu. Bütün bu albümle ilgili konuştuğumuz, bütün bu sohbette yaptığımız şarkıların linklerini aşağıda bulacaksınız. Başka kimler var albümde? Gidini Sertaç'la yaptık. Sertaç Özgümüş. Kendi jenerasyonun çok kıymetli müzisyenlerinden. Ben yazın izlediğim bir internet dizisinin müziklerinde fark ettim. Yani çok beğendim ve Multitap grubuyla albümleri vardı. Şimdi tekrar yapıyorlar. Kabaca elektronik
diye çok genel tanımlayacağımız sound. Benim çok güzel geçmiş güzel yıllarda da bazı şarkılarda denediğim, inandığım, sevdiğim bir sound'dur. Dinlediğim bir şeydir yani. Onu Sertaç'la yaptık. Pişmanlık sinemasını Bedük, sevgili Serhat evet, Bedük. Bir de Bedük var. Kurtardı yani, şarkıyı kurtardı. Sanıyorum... Hangi şarkı onun? Kendi grupları Yaya'yla featuring olarak yer verdiğimiz Yabancı var. Gel var. Ve albümün açılış şarkısı Dinle var. Dinle de mesela hani topladığımız yorumlar içinde en çok sevilen şarkılardan bir tanesi gibi görünüyor. Hatta böyle klip şarkısı olarak Onu Sesseydiniz tadında yorumlar da var. 3 şarkısı var ama Atay'la biz 3 albümdür böyle paslaşıyoruz. Bende 20 tane demosu var. Yani şöyle söyleyeyim sana, hepsini söylemek isterim. 1999'dan 2012'lere kadar birlikte çaldık. Grupta hem vokal yapıyordu hem keyboardları çalıyordu. Albümün mutfak süreçlerinde katılıyordu. Bana, benim söylemime, benim sözel dünyama dahi çok vakıf bir adam. Bana göre yazıyor yani. Düzenlemeler kimin bu? Düzenlemeler Pişmanlık Sineması Bedük. Şarkıyı kurtardı zaten. Şarkıyı kurtardan kastımı anlatmıştım. Gidini Sertaç Özgümüş'te yaptık. Diğerlerini Can Alper, Arıkan Sırakaya, Volkan Konya, benim ekip zaten, orkestramla ve orkestramızın yani konserlerimizde çalan sevgili Uğur'un da iki şarkıya dahil olduğu bir süreç oldu. Can da beni çok iyi anlayan bir adam. Can'ı sen de çok iyi tanıyorsun. Çok nadiren böyle hani şarkının gitmekte olduğu dünyaya müdahale ediyorum, çok nadiren. O da tamamen yazmış olmanın cüretiyle diyeyim yani, öyle bir şeyim yok. Bir şarkı daha soracağım. Zaten çıkış şarkısı olarak seçtiğiniz. Sanatoryum. Sana nokta 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 toryum. Ya o evet, işte bunu anlatmak lazım yani. Şu element olan toryum. O değil aslında. Öyle de yorumlayan var. Ben burada sana doydum. O kadar çok seni düşündüm. O kadar senle kafayı bozdum ki. Ama... Sanatoryuma düşmüşüm. Yani Mehmet'e bu, sen. Mehmet'e senin verdi ya. Evet, evet. Evet. Bunun hikayesini de bir... Ya tam işte az önce de anlattım. Küskünlüğün işte zirvesinde Cihangir'de bir akşamüstü bir not defteri. Bunun içinde bir şey var. Sen yazmalısın. Abi boşver falan, ne yazacağım bilmem ne. Atar yapıyorum ben. O kafalardayım o dönem. Sanıyorum 2015'in sonbaharı. 2016'nın sonbaharı yani. O kadar inançsızım ki o defteri eve götürüp bıraktım. Açmadım dahi. Sonra açtım. Yani Mehmet'in şiiri yine bir olmayan, özlenen bir kadına yazılmış, bir adam ağzıyla yazılmış bir şiir. Bak burası Kınalı, Hrant Dink. Burgaz zaten Sait Faik. Sen her şeyi bırak, sen ne alemdesin? Ben iyi değilim mi? Anlatan böyle, o da karalamış. Bayağı eskizini verdi aslında, kalbinin bir parçasını verdi. Gerçekten çok etkilendim yani. Hani az önce de andık ki az laf, çok müzik. Yani o kadar ağdalı ve uzun şiirsel anlatım yerine tıpkı o sanatoryum şiirindeki yalınlık ve çıplaklık ve güç gibi şeyler. Tabii bana bir oyuncak çıktı. Çok üzerine çalıştım, çok yazdım, çizdim. Çok güzel canım. Burası heybeli sanatoryum. Ben burada sana doydum. Evet, zaten yani, başlı başına bir hikaye. O evet, tek başına yani, bir hikaye o. Sanatoryumu da hani orada çektik. Korsan bir çekim yaptık. Çünkü Diyanet'e mi, Kültür Bakanlığı'na mı ait olduğu konusunda net bilgi yok. İşte az önce de andığım bu Feridun Düzağaç olma haliyle verilesi izinlerin de verilme ihtimali düşük falan diye biz bayağı korsan gittik. Ben güvenliklerle fotoğraf, selfie, çay mı yaparken bayağı korsan çektik. Çok hazin, çok acayip bir şey. Yani işte o hastalığın tedavisi için böyle bir yer yapılacaksa oraya yapılmalıymış. Şaşırmayacaksındır, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yapılmış. 1981'de
nihayete ermiş misyonu diyelim. O orada günlerce dolaşabilirsin, abartmıyorum yani işte. Ben gitmedim. Çok acayip bir yer. Gerçekten çok hazin filan ama çok da özel bir yer. Ayrıca bu albümü gerçekten Mehmet Esen'le yaşadığımız o akşamüstüye borçlu olduğumu hissediyorum. O yüzden biraz biz de albümün mutfağındaki işte Can Arıkan, müzisyen arkadaşlar biraz inisiyatif kullandık. Sanatoryumla yeniden merhaba demeyi tercih ettik. Ama dinleyicimizin talebi başüstü gibi bir şey bizim için. Dinleye de pişmanlık sinemasına da video klip çekeceğiz. Yani ben bu sefer küsmeyeceğim, bırakmayacağım, arkasında duracağım. Buna hani single muamelesi yapmaya devam edeceğim. Albüm olarak çıkardık. Gidin, Peyk'in şarkısı sadece kullanım izni verdiler. O bile çok kıymetli. Peyk'in müzikalitesini, kaygısızlığını, hayata karşı duruşlarını zaten büyük takdirle izliyorum. Peyk mesela niye albüm yapmıyor diye... Yapıyor. Yaptılar. Bugün yarın Superman'le bir klipleri olacak. yani bugüne kadar hangi grubu en çok bıkmadan, usanmadan tavsiye ettiniz derlerse uzak ara Peyk'tir. Pinhani'nin ilk albümünü öyle anlatmışsın vardır. Bir de Yavuz Bingöl'ün yıllar önce yaptığı piyano bağlama albümünü. Ya dinleyin, çok güzel albüm diye anlatmıştığım vardır. Onlardan şarkı alabilmek bile bir imtiyaz aslında. Bu noktada tekrar buradan teşekkür etmek isterim. Al ve söyle. Eyvallah. Aldık, söyledik yani. O şarkı üzerinden başka bir şey yapma tasarrufumuz yok. Zaten böyle bir beklentimiz de yoktu. Benim için bir Peyk şarkısı söylemek çok kıymetli. Benim dinleyicilerim için de bugüne kadar duymadılarsa bir müziksevere dahi Peyk'i sevdirmek çok kıvanç verir bana. Tabii ki Peyk'in kendi organik dinleyicisinden şarkıyla ilgili eleştiriler de aldık ama bu cover işi bu biraz... Bu işin kaderinde var bu öyle. Bu işin kaderinde var. Bu cover işi de çok böyle hani sanıldığı gibi işin kolayına kaçmak falan değildir. Cover bir öykünmedir, bir iştahlanma durumudur. Yani özellikle şarkı yazan adamların cover yapma duygusu içinde olması bence çok paha biçilmez bir şeydir. Bambaşka bir dünyada zaten şahane yapılmış bir şarkıyı ancak bu dünyada anlatabiliriz diye düşündük. Ve Sertaç da gerçekten çok, benim de hani kendi albümlerim çıktıktan sonra pek dinlemem, bunu hala dinliyorum. Ona peki özellikle. Albüm şu anda bütün dijital platformlarda yayında ama daha henüz zannediyorum CD... Maalesef orada DMC Müzik ile alakalı onların sorunu olarak görünen bir küçük sıkıntı var. Tarihler ilerliyor. Aslında benim dinleyicimin yaş grubu ve hani dinleyici profilime biraz nezaketen fiziki kopya basıldı. Sanıyorum 2020'den sonra CD dediğimiz şeyi de nostaljik birer kahraman olarak, bir kahraman olarak anacağız gibi görünüyor. Plak enteresan bir şekilde yılda %15 civarında plak, evet, artıyor. Plak satışları, CD iyice gömüldü, evet, dibe gömüldü. Dijital platformlardaki dinlemeler de %30 civarında fark etmiş geçen yıldan. Evet. Bu zamana, evet, bu plağın geri dönüşü de beni bir şekilde mutlu ediyor. Lütfen ben söyleyeyim buradan DMC'ye, bu albüme plak lütfen. Valla şey değil, sağ olsunlar, yanımda dururlar, önemli bir prodüksiyon yaptık ama bu devirde hani onlar da tabii bizim konuştuğumuz şeyleri gözetliyorlar, gözlüyorlar. Onların da dijital müzik bu kadar öne çıkmışken geleneksel yöntemlerle ilgili onların da belli bir sabrı var. Albümü yaptık, teslim ettik, verdik, işimiz bitti. Yani bundan sonrası Feridun Düzağaç ekibine ait oluyor. Olası plak çıkar mı acaba ya dönük, stüdyo aşamasında Arıkan önlemini aldı. Çünkü CD için üretilen bir şeyin direkt aynı ses değerleriyle plağa taşınması, plaktan aldığımız ve anladığımız o organik lezzeti vermekte yeterli kalmıyor. Onun teknik olarak biz önlemini aldık. Ha bir gün böyle bir infial olur, insanlar deli gibi ona özenin planı falan isterse basabilecek şeyimiz var, malzememiz var, onu koruduk. Ama DMC bir güzellik yapar, plak yayınlarsa. Bir önceki albümü Sony Müzik basmıştı başkayı plak olarak. Bir de bir ricam, basarlarsa bir tane hatıra gönderebilirler sahibine. Bu şeyde, basın bülteninde işin CD'sini ve şeyi basılı halini alanlara pozitif ayrımcılık yapacağınla ilgili bir
not okudum. Evet. Ben onu önemsiyorum. Sadece o değil. Tam onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ta tınıdan beri takip eden ben birkaç tane böyle çok ciddi hayranını tanıyorum. Bir tanesi Deniz Onur. Onun da adını anmış olayım buradan. Mesela o Deniz Onur böyle plak çıksın diye orada bekliyor. Yani onları düşünmek lazım. Onlar onu almak. Sen nasıl ki analog dünyadan o hissiyatı taşıyorsun. O da evet. Onlar da o bütün tarihçiyi ellerinde barındırmak istiyorlar. Değerli. Ben de o albüm kapağını alıp açmak, koklamak isteyen bir kitle halen var. Biz de onları kollayalım. Evet. Muhakkak yani o pozitif ayrımcılıkta biraz kararlıyım. Sadece fizik kopya, o CD alanlar değil. Hani albümü Apple Music'ten, iTunes'dan indiren, download eden, bir şekilde edinen insanlara da önümüzdeki 3 ay içinde duyuracağımız konserlerde böyle bir hani bilet fiyatı üzerinden küçük bir jestimiz olacak. CD ile gelenler zaten kulisime her zaman otomatikman davetli. O çok acayip bir şey oluyor böyle hani. Eski bir dostluk görmüş gibi oluyorsun. Yok değil mi çünkü? Yok çünkü gerçekten yok. Hani bir de 19-20 yaşında bir delikanlının elinde CD görünce çok daha kıymetli oluyor. Büyüyor bu işin duygusu. O yüzden Instagram sayfam var benim. Çok özenerek takip ettiğim, bizzat yönettiğim ve bizzat cevapladığım. Başka hiç kimsenin şifresi yok. Yani benim mahremim o Instagram sayfası. Çok soruluyor. Bir adam bütün herkese bu kadar cevap yazıyor olamaz filan deniyor. Yazıyorum ama. Yani işte hani sizin yaptığınızda öyle konuştuk işte. Sen de Haluk'un Ahbap'la ilgili mesaisini anlattın. Yapabiliyoruz yani. Bu yerleşik klişeler beni çok benden alıyor. Hani kendisi yazmıyordur canım. Ben yazıyorum ama. O da benim bir ben iletişimim. Ya. Yani benim tek iletişimim. Çünkü bu anlattığımız cepheli Türkiye dünyasında Twitter'ımı yok ettim. Çok huzurluyum. Twitter yok mu? Kapattın? Uzun zamandır yok. O üçüncü... Kapalı mı? Kullanmıyor musun? Kapattım. Üçüncü linçimde. Üçüncü böyle kalbime giden üçüncü ana damarda koparıldığında nefretle. Instagram'da olmuyor ama. Instagram'da pek olmuyor. Onu engelleyebiliyorsun. Öyle bir dünya istemiyorlar. Yani benim Instagram'dan beklentim hani aktif konserler yapan bir müzisyen ya da şarkı yazarı, albüm üreten bir adam olarak gönül bağım kopmasın diye. Ama buradan da bir sitem. Beni ne sanıyorlar bilmiyorum ama en az ilgi albüm ve konser haberleriyle ilgili oluyor yani. Dünya güzeli kızımla fotoğraf koyduğumda 30 bin kişi beğeniyor ama albüm çıktı deyince 3 bin kişi falan beğeniyor. O çok anlayabildiğim bir durum değil. Tam olarak Instagram öyle. Konser tarihlerini böyle utana sıkıla paylaşıyoruz. Onda da hani böyle çektiğim bence güzel bir fotoğrafın altına böyle şekiller falan yapıyorum. Yok. Yani bir değişik bir durum var. Hani artık çok içinde olmadığım Beşiktaşlılık durumundan bir takipçilerim var, onu biliyorum. Ama bu albümle ilgili, konserle ilgili paylaşımlarımızın daha çok etkileşim alması için belki tiyolar verirsin bana ya. Bu işin içindesiniz analog çünkü. Analog bir sosyal medya lazım bize belki. Yani çok çok yadırıyor, üzülüyorum da. Şimdi albümle ilgili 4 yıldır niye yapmıyorsun diyorlar. İkinci bir paylaşıma elim gitmiyor yani çünkü ben orayı çok organik ve inanarak takip ediyorum. Bizzat yönetiyorum. Zaten üstesinden gelebileceğim kadar takipçim var. O benim özel bir dünyam. Üstesinden gelebileceğin takipçi kaç? Valla 100 bin civarı bir takipçi. 100 bin takipçi idare ediyor. 200 bin de edemem biliyorsun. Valla 200 de zorlanabilirim. Şimdi ismen falan biliyorum. Şaşırıyorlar bazen. Aa sen benim Instagram arkadaşımsın diyorum. Kalıyorlar falan. Şimdi 200-300 falan olmasa zor olabilir. Yani tek tabancayım ben. Benim öyle bir ekibim yok. 100 bini tanıyor olmak da çok iddialı tabii. 100 binin hepsini tanımıyorum ama hani böyle tanış geliyorlar. Ahbap'ı takip ediyor musun? Görüyor musun? Denk geliyor musun? Takip ediyorum. Yani sohbetin başında söylediğim gibi çok güzel, çok güzel bir iş yani. Çok ayrı bir yerde duruyor hani. Bugünün Türkiye'sinde böyle bir dayanışma, imece grubunun olması ve insanların birbiri için iyi niyetle çabalıyor olması durumu çok özlediğimiz duygular. Yani iyilik ve güzellik üzerine iş yapıyorsunuz. Hani bu noktada bildiğim kadarıyla düzenli sponsorlarınız da var. Yani Haluk Levent'in kredisi, insanlar üzerindeki kredisi zaten yeteri kadar güçlü. İzliyorum. Özellikle bazen Haluk'u kızdırdıkları zamanlar
olduğunda televizyonda da artık o kadar saygı görüyor ki bu ahbap dünyası. Orada da böyle hani bazı televizyon programlarında savunuluyor. Hani takip ediyorum, yakından takip ediyorum. Bana gelen şeyler de oluyor Münferi'den. Onları da yönlendiriyorum. Özel bir dünya, güzel bir dünya. Yani ben 2011'de galiba İyilik Güzel Ki Spor albümünü Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı yararına yapmıştım. O albümle ilgili vakfa herhangi bir maddi katkımızın olamaması beni çok üzmüştü. Darülaceze projem var galiba, onu da soracaktım ama o nasıl bir şey? Darüşşafaka. Ha, çok özür dilerim, Darüşşafaka. Ya Darüşşafaka ya çok böyle hani burada konuşulması bile, özellikle Ahbap platformunda yani yapılmış işlerin yanında konuşulması bile çok nasıl deniz, ayıp olur yani, bir şey değil. Yapabileceklerimizin yanında hiçbir şey yapmıyorum. Küçük bağışlarım oluyor. Bu özellikle dizilerde kullanılan şarkılar ki artık pek kullanılmıyor. Ya da işte dizi ve sinemadan kazandığım paralarla ilgili onlara böyle bir hani kendimce ödemeler yapıyorum. Ama yapabileceklerimizin yanında hiçbir şey. Bu noktada hani o Darüşşafaka'ya bildiğim en hacimli bağış yapan Tarkan Tevetoğlu'nu da buradan saygı ve sevgiyle selamlamamız gerekiyor. Çok güzel, çok büyük bir yürek. Yani onlar da sağ olsunlar hep böyle bir iletişim içinde kalıyorlar. Daha çok şey yapabilmeliyiz. Ben Ahbap için senden bir iki tane söz alayım hemen kamerada. Bir, arada sırada konserlerine Anadolu'da bir yerlerde birkaç Ahbap gönderelim. Çok seviniriz. Hani benim işte albüm alana indirene ayrıcalık dediğim konserlere direkt ahbapları da ekleyebiliriz. Artı bir de bizim Ahbap TV'ye öyle bir şeyimiz var. Seninle başlarsak seviniriz. Böyle hani bir gün gitarınla gelip gitarla ya da iki tane anonim türkü söyleyip Ahbap'a bağışlamak gibi bir... O da olur. Ahbap TV'de öyle bir anonim türküleri... Söyledi bir iki tane. Arada duyuyorum. Ben bir yıllar önce TRT'de bir programa katılmıştım. Ahmet Koç'un programına tamamen türkü söylemeye çalıştığımız. Yani keşke o gırtlağım olsa ve türkü söyleyebilsem. Türkü çok acayip bir şey. Söyleyebildiklerimden. Tabii iki söyleyebildiklerimden tane. Sen neyi seçersen iki tane. Evet. Stüdyomuz yani da var hazır. Bir ikisi Ordu'nun derileri olur. Diğeri Çarşamba İsa'yla aldı olur. Zevkle olabilir. Sözü de aldık. Da tamam. Başka söylemek istediğim, konuşmak istediğim bir şey varsa toparlayalım bu yayını artık. İzleyince hani ahbapları kastetmiyorum. Bizim o anlattığımız hikayeye vakıf mesela tınıyı kurduğumuz adamlardan en çok kim güler eğlenir diye düşünüyorum. Galiba Devrim çok güler eğlenir bu sohbete. Devrim çok gülecek, eğlenecek. Onu da ekstra almış olalım. Çok güzeldi seninle yıllar sonra, 31 yıl sonra yeniden müzik üzerine konuşuyor olmak. Hayat bizi yine aynı alanda başka yerlere atmış gibi görünse de hani başka hiçbir yerde bu kadar çırılçıplak kalamazdım. Bazen çünkü kandırabiliyorsunuz, size soru soranları kandırabiliyorsunuz. Onun taktikleri var, seni kandırmak mümkün değildi. Öyle bir şey de hissetmedim. Çok teşekkür ederim. Bütün emek verenlere de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Benim için de şahane. Ya başta gerçekten bu SMA olmak üzere başardığınız işler için de gerçekten minnettarız size. Bu ülkenin iyi kalpli insanları olarak. Çünkü çocuklarını koruyabilen bir ülke yarınlarını da koruyacaktır yani. Ve buradan hani Haluk'un da özellikle hala çabaladığını biliyorum. Öykü Arın içinde belki seyreden birkaç kişi. Ben çünkü sanıyorum Diyanet'in de bununla ilgili bir açıklaması oldu. Onun da önemli bir kapı açtığını düşünüyorum. Yanlış bilinen bir şeyi de düzeltmiş oldular. Donör olmak, kan bağışında bulunmak, bir çocuğu özellikle kurtarmak bütün inançlarda olduğu gibi bizde de çok kutsal bir şey. Bunu Diyanet'in açıklamış olması da Öykü kızımız için, o dünyalar güzeli bebeğimiz için bir umut olsun isterim. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sen de iyi ki varsın. Biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Feriz'ine çok teşekkür ediyoruz. Umarım başka konuklarla da yine aynı formatta birlikte olur. Yeni bir şeyler yaparız. Çok sağ ol Feriz'im. Çok teşekkürler. Ne demek?